Merhaba arkadaşlar, Hızlı Ders Öğren kanalına hoş geldiniz. Bu videomuzda da tarih kodlarına kaldığımız yerden devam ediyoruz. Geçen dersimizde 3,5 dakikada 5 tane tarih kodlaması 4. bölümü yayınladık. Onu da izlemediyseniz şuradaki linkimizden izleyebilirsiniz. 21. maddemizde 5. bölümümüze başlıyorum. 21. Lale Devri İstihbaratları Çinmeçk koduyla aklımıza gelir. Çinmeçk ne demektir? Lale Devri istihbaratları nelerdir? Onlara da bakalım. Çiçek aşısı ilk, itfaiye örgütü ilk, mimari alanda Avrupa mimarisi örnek alındı. Matbaa ilk özel, elçilikler açıldı, geçici yani. Çin imalatı, kağıt fabrikası kuruldu. Gene arkadaşlar baş harflerine baktığımızda Çinmeçk olduğunu görürüz. Yani arkadaşlar bundan sonra Lale Devri istihbaratlarını Çinmeçk koduyla hatırlayabiliriz diyoruz ve 22. maddemize geçiyoruz. 1. Mahmut dönemi HKH koduyla bilinir arkadaşlar. 1. Mahmut dönemi nedir? HKH kodunun açıklaması nedir? Onlara da bakalım. H hendesehane, K kapitülasyonlar, Fransa'ya verilen kapitülasyonlar sürekli hale getiriliyor. H Humbaracı Ocağı. Yani arkadaşlar 1. Mahmut dönemi dediğimiz aklımıza HKH kodu gelecek. Baş harflerine baktığımızda da HKH kodu olduğunu görürüz diyoruz ve 23. maddemize geçiyoruz. 23. 3. Mustafa dönemi MEST koduyla bilinir arkadaşlar. Bu MEST nedir? 3. Mustafa dönemi nasıl geçmiş ona bakalım. M. Mühendisane-i Bahri Ümayun. Esam Senedi. Sürat Topçuları. Gene baş harflerine baktığımız arkadaşlar MEST olduğunu görürüz diyoruz. Yani 3. Mustafa dönemini MEST koduyla aklımıza getireceğiz diyoruz. Ve 24. maddemize geçiyoruz. 24. 1. Abdülhamit dönemi GY Muji koduyla aklımıza gelir. 1. Abdülhamit dönemi nedir? GY Muji kodunun anlamı nedir? Ona da bakalım. G gemi yapımı, Y yeniçeri sayımı, M maliye ve saray giderleri düzenlendi, U ulufe alım satımı yasaklandı, C Culusbaşı kaldırıldı, İ istihham okulu açıldı. Yani arkadaşlar 1. Abdülhamit döneminde GY Muji koduyla anlıyoruz, hatırlıyoruz. Baş harflerine baktığımızda da GY Muji olduğunu görüyoruz ve bu video için son maddemize 25. maddemize geçiyoruz. 25. 3. Selim dönemi Fransızca Yemmin koduyla bilinir. Fransızca devletin resmi yabancı dil oldu ve okullarda okutulmaya başlandı arkadaşlar. Y yerli malı kullanımına teşvik, E elçilikler sürekli hale getirildi, M Mühendisane-i Behri Hümayun, M matbaa ilk devlet matbaası kuruldu, İ İradi Cedid, N Nizami Cedid. Arkadaşlar gene baş harflerine baktığımızda Fransızca Yemmin olduğunu görürüz. Yani arkadaşlar 3. Selim dönemi Fransızca Yemmin koduyla aklımıza gelsin diyoruz ve bu dersimizi burada bitiriyoruz. Hala bizi Facebook sayfamızdan beğenmediyseniz facebook.com/hzzders veya bu videonun açıklamalar kısmında Facebook sayfamızın linkini bulabilirsiniz diyoruz. Ve herkese iyi dersler diliyoruz arkadaşlar. Hoşça kalın.